Duraklattan hepinize selamünaleyküm ve merhaba arkadaşlar. Bugün halka hizmette Maymunlar Cehennemi sadece insanlara değil bazen maymunlara da cehennem serisinin yeni filmini konuşacağız. Karşımda meraklı gözlerle beni bekleyen sevgili ortağım Tuna'm var. Tunancım nasılsın? Çok şükür abi hamdolsun. Sen nasılsın? iyiyim, bomba gibiyim. Ee, inşallah maymunlar cehennemi sadece insanlara değil, bazen maymunlara da cehennem espirimi anlamışsındır. Ee, ne? <laughs> Açıkla bakalım. Ee, Umut Sarıkaya adlı müthiş karikatür, Hayır, karikatüristimizin bununla da ilgili bir tespiti var. Bu filmin de içeriği de o karikatüre çok uygun bu arada. Ee, birazdan zaten detayları konuşuruz. Hızlıca şey yapalım, tanıtımımızı yapalım. Türünü ve yaş sınırını sorayım. Türü fantastik, Bilim kurgu, ya fantastik denmez buna. Bilim kurgu diyelim. Post apokaliptik diyelim. Hı -hı. Tür olur mu bilmiyorum. Aksiyon. Genel geçer türlere sığdırırsak bilim kurgu aksiyon diyebiliriz. Yaz sınırı? Artı 13. Aslında böyle filmleri artı 18 daha iyi ama. Yani. Konusu? Yani ben de şahsen bu filmi düşünüyorum şimdi sahnelerin. Evet artı on... 18 olmasa bir 16 olmalı bence. Konusu? Bu en son çıkan Maymunlar Cehennemi üçlemesinden sonra 200 sene sonrasında geçiyor bu. Hani artık dünyada insan nüfusu yok denecek kadar az maymunlar hüküm sürüyor. Burada bir baş karakterimiz var yeni. Caesar tabi zaten hakkın rahmeti olduğunda. Bunların bir köyü var. Bunlar bu köyde klan olarak yaşıyorlar. Köyde de bunların özelliği maymunsal özelliklerini kaybetmemişler. Tırmanıyorlar halen daha bir yerlere falan. Medeniyetsel olarak da çok büyük bir gelişmeleri yok. Kendi hallerinde yaşayan bir kabile bunlar. Evet. Bunların bir özelliği var. Bunlar kartal yetiştiriyor. Bunların kendi bizzat bu köylerine özel bir şey yani. Sonra başka bir maymun kabilesinin baskınıyla bunların arayışına giriyor bizim arkadaşımız e, ailesini aramak üzere yola çıkıyor. Yolda da bir insanla karşılaşıyor ki fragmanlarda görmüşsünüzdür zaten. O insanla da aralarındaki ilişki ve maymun insan ilişkisinin inşa edilişini görüyoruz diyelim. Çünkü düşmandılar birbirlerine biliyorsunuz en son. Bu hikayemiz bu. Yönetmen kim? Yönetmenlik nasıl? Yönetmen Wes Ball, abi. Bu labirent serilerini çekmiş, ben izlemedim onları. Ve bu filme giderken çok beklentim yoktu hiçbir alanda. Özellikle yönetmenlikte yoktu çünkü ben en son şeyi çok beğenmiştim yönetmenliğini, Matt Reeves'i. Ee, ama ben bunun yönetmenliğini bayağı beğendim. Ee, hani belki ilk izlemede gözümden kaçmış bir şeyler olabilir ama genel itibariyle aklımda kalan sahneler oldu. Bazı seçimleri bayağı hoşuma gitti. Maymunları insan gibi oynatmayı adam bence çok iyi başarmış. Ki maymunların maymun olduğuna da ikna olacağımız şekilde çekmiş. Yani o da çok güzel. Kurgusunda bir sorun var mı? Kurgusu yani zaten hikayesi çok basit bir hikaye. O yüzden de kurgusunda hani çok mükemmel bir şey olması gerekmiyor ama ona rağmen ben kurgusunu da bayağı beğendim. Yani böyle seni kopartmıyor. E, ...filmin süresi düşündüğümden uzunmuş bu arada. 2 saat 15 dakika boyunca... ...evet bazı yerlerde bir şey e, yavaşlama oluyor ama... ...bu kurgusal bir sorun değil. O yüzden de kurguyu ben beğendim. Bir sorun yok. Senaryo nasıl? Abi senaryo bence en tehlikeli yerdi. Ben bu filmin çıkacağından bile haberim yoktu. Fragmanı gelince... ...aa bunu çekmişler falan dedim. O yüzden de beklentim çok düşüktü. Yani benim için bu seri bitmişti. Ben devamı geleceğini de düşünmemiştim. Ama hikayesi benim hoşuma gitti... Çünkü sen bir izleyici olarak son filmi izledikten sonra acaba bundan sonrası ne olur diye düşünsen aşağı yukarı düşüneceğin şeyleri sana e, sunuyor film. Onun üstüne de şey koymuş yani hani böyle evet çok tahmin edilebilir bir e, 200 sene sonrası ama yine de seni şaşırtmaya başarıyor ve ben yazdıkları e, hikayeyi beğendim yani senaryoyu da beğendim. Hikayeyi de beğendim. Ki belli ki hikaye buradan şeye girecek. Yani bu eski, en eski 70'lerde çekilen e, o yedilemeye dayanacak gibi geliyor bana. Belli ki bunu, bu adamlar ne yaptığını biliyor senaristler. Onu onu çok takdir ettim. E, maymunlar cehennemine hakim bu adamlar yani. Güzel. Sanat tasarımı prodüksiyonu. Abi zaten bu filmin en iyi yeri orası. görsel efektleri ayrı mı soracaksın? Yani şeyi çok takdir ettim ben arka plan gerçek mi değil mi? Bu mandolarındaki sistemle mi çekildi, ledlerle mi artık nasıl çekildi anlayamıyorsun. Çünkü çok gerçekçi, tasarım olarak da özellikle şeyi çok beğendim. Yani böyle mesela işte şehir merkezinde geziyorlar. Ama sen şehir merkezi olduğunu binaların varlığından anlayabiliyorsun. Her yeri hmm. ağaç, işte hayvanlar, her şeye bağlamış böyle. Hmm. Sadece o strüktür sağ ayakta kalabildiği için kalmış. Halbuki her yer orman olmuş. Ama onun tasarımını hmm. çok güzel yapmışlar. Bu işte maymunların kıyafetleri falan aşırı hoşuma. Yani kıyafet dediğim o böyle aksesuar gibi şeyler yapmışlar. İşte başka bir kabile var. Onların yaşadığı yerler çok güzel. Mesela diyorsun ki aa hakikaten diyorsun lan bu da olabilir. Hani ben prodüksiyon olarak çok beğendim. Görsel efektleri. Abi benim filmde en çok şaşırtan senaryodan sonra ben senaryosun çok tırışık olacağını, film izlenmeyecek durumda olacağını düşünüyordum. Hani Godzilla falan filmleri gibi izler geçeriz falan diyordum. Öyle çıkmadı. Görsel efektleri de öyle çıkmadı. Son film işte War of the Planet of the Apes filminin görsel efektlerinin üstüne koymuşlar ve şunu söyleyeyim, yani bizim Burak benden aynı fikirde değil. Ama ben yine de kendisine buradan yine teşekkürler bu arada söylemedik. Bizi kendisi davet etti. Görsel efektler önemli değil. Ha, ben şeyi çok beğendim. Avatar 2'den daha çok etkilendim ben görsel efektlerde. Yani Avatar 2'de o alacağımız şoku ben burada aldım. Ya özellikle bu maymunlar suya giriyor çıkıyor. Ya nasıl yaptınız abi onu nasıl yani? Şimdi hani onun teknik olarak nasıl yapıldığını az çok biliyorum mesleğim gereğince. Abi onun renderı 5 sene sürmüştür yani falan diyorsun böyle. Müthiş yani müthiş. Çünkü motion hmm. capture ile nasıl o açık alanlarda onları yaptınız. Yani tüy bir tüy yapmışlar abi. Yani maymun bu ya. Maymun oyunculuk yaptırıyorlar falan diyorsun. Suratları insansı şeyleri olmasa mimikleri falan. Maymun dersin yani. Tamam yine bu arada belli yerlerde böyle sırtan yerleri var. Kabul bu arada. Ya yani illa diyorsun ha bak burası bir şey olmuş var. Umurunda olmuyor acı. Çünkü filmin %85'inin görsel efektleri mükemmel yani. Bak müthiş demiyorum mükemmel. Hani biliyorsun biz seninle bunu konuşuyoruz. Ben sana hep derim ya. Abi 2024'te de bir zahmet güzel olsun falan. Bak bunu bana dedirtiyor yani. O kadar iyi. O zaman yani oyunculukları o anlamda tek, burada teknik biraz önemli galiba gene oyunculukların durumunda. Aslında öyle ama acı şöyle düşündüm. Şimdi mesela şimdi maymunlar tabii üç, üçleme izleyenler biliyor artık maymunlar normal konuşuyor. Burada artık normal konuşma da değil. Bayağı insan gibi konuşuyorlar. Hmm. Ama yine de bak onu senaryoda da senaryoyu ara ara bazı katmanlarda öreceğim bu arada aklıma geldikçe. Mesela senaryoda benim sevdiğim şeylerden biri de şu oldu. Maymunlar evet dilimizi çözmüş böyle takır takır konuşuyorlar ama hala maymunlar yani. Onu sen mesela cümle yapısından da anlayabiliyorsun veya e, nefes veriş şekilde mesela hani maymunlar böyle hı, 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 falan yapar ya. Hmm. O nefes verişle bazen konuşuyor mesela. Yani hmm. şunu unutmamışlar. Abi bunlar evet çok zeki, zekalı, ilerlemiş medeniyet kuracak hale gelmiş maymunlar ama evet İngilizce dili de çok iyi konuşuyorlar, İngilizce konuşuyorlar doğal olarak. Ama evet bunlar hala maymun yani. Oyunculukta beni övdürttü çünkü oyuncular bunu anlamış. Mesela hmm. bir yerde Noah işte karakterin ismi arkadaşı var adaya, ona çok onu çok seveceksiniz. Adaya böyle yapıyor. sen de işte diyor oradan atladın. Az daha ölüyordun ha diyor mesela normal insan gibi konuştuğuysa öyle yapıyor yapıyor böyle tamam mı? Şimdi bunu belli ki bu adam oynamış. Çünkü suratında o var yani. O yüzden hmm. de ben oyunculukların hepsini çok övüyorum abi. Hepsini inanılmaz çok övüyorum. Çünkü hepsi e, büyük ihtimal Andy Serkis bunlara yine eğitim verdi tahminimce. Çünkü maymunluklarını unutmadan insanca oynuyorlar. Hmm. Bir tane insan oyuncu var zaten. O da bu arada şaşırttı beni. Witcher'dan e, Siri'yi oynayan kız var ya o oynuyor. <laughs> Bence güzel oynamış yani. Müthiş bir rolü yok ama e, ro verilen rolü hakkını vermiş. Hani böyle salak salak ben sadece güzelim gibi oynamıyor. Kız gayet anlamış rolünü. Yaşıyor yani. E, o anlamda hmm. çok hoşuma gitti. Zaten oyunculukların iyiliği filmin ciddiyetini yükseltiyor onu söyleyeyim. Yani oyunculuklar belki iyi olmasaydı filmi çok ciddiye alamazdık. Ben bu evrende bu dil konusunun harcanmış bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani biraz orada hani Tolkien gibi yaklaşmak çok üst düzey yani Tolkien bu işin masterpiece'i de. E, biraz bir dil bilen birileriyle bir dil bilimciyle biraz çalışıp aslında biraz bunların dilleri biraz değişmeliydi bence. Yani kendine özgü biraz alfabe, Tabi falan gibi. Tabii, tabii bazı yeni kelimeler üretmiş olmaları evet, lazım de bazı olmuşsun. yani o evreni çok böyle solunan bir hale getirmiş gibi geliyor. Hani bu maymunlar cehenneminde benim en çok Hani çok şey oluyor. Hani biraz evreni dandikleştiriyor şey anlamda. İnsan aldık maymunu koyduk. Hani gibi evet, bir şey aslında oluyor. Aslında öyle. Ya ilk film, hani ilk o ilk çıkan 68'de çıkan film de aslında temelde böyle bir alegori yapıyor ya. Yani evet, ya hayvanların evet. yerine biz geçseydik. Hı -hı. Hani işte o dönemin ilginci o da. E, Burada bu dönemde diyorsun. biraz daha ayrıntı bence. Burada ama de. bak bu filmi izlesen sen o konuda şey yapabilirsin. Yani bu dediğimi anlayabilirsin. O Maymunsuluk devam ediyor aslında. Sadece İngilizce konuşuyorlar. Ya bence şu olay benim çıkarımım bu bu arada. Maymunlar medeniyeti burada öğrendiği için yani bu şu, bu, bu da Kaliforniya bölgesine geçiyor bu arada. Bu film hala Kaliforniya'da. Hala başladığı yerde yani o o bölgede. Hmm. Bunlar kitapları da okumaya başlamış. İnsanlarla hiç muhabbetleri yok değil. O 200 sene boyunca konuşabildikleri insanlar olmuş ve alabildikleri Tek medeniyet bu olduğu için onu devam ettirmişler. Ben böyle anladım bunu. Yani şöyle düşün, Amerikalıların neden sürekli, yani İngilizce Amerikan aksanı diye bir şey oluşmuş en fazla. Başka bir dil olmamış mesela. Yani sen diyorsun ki bunlar başka bir tür olduğu için başka Hayır, bir dile yani, dönüşebilirler ya. Yani. Dilin İngilizcesi İngilizce olması normal. Ama medeniyetlerini kendileri kuruyorlar. E başı 200 yıl geçmişken mesela artık abi sen 200 yılda insanlar içinde bile mesela deyimlerin komple değişiyor, bir şeyler oluyor. Ya yani tabi o koparmamak değişiyor. için milleti büyük ihtimal öyle bir yazın. Ya Yoksa o evet yani. Işte düşünülmüştür yani. Şey filmler bunlar bence o yüzden hani o levele atlayamıyorlar bence hani popüler dönem filmi olarak hep kalacaklar. Yepyeni bir dünya istediğini yaz istediğini biç. Yani hiçbir şey ama olur. işte bu filmde her şeyi temelle oturtmuşlar. Onu sevdim ben. Senin dediğin şey de seni rahatsız etmiyor filmi izlediğin zaman, bir izle de konuşuruz. Yok yine. etmez etmez. Ben sadece şey, yani bu dediğim şeyler mesela düşünülse bir evren kurulsa, belki 30 yıl sonra böyle yani yüzlerce evet. fens olmasa da ona yakın bir fantastik evrene dönüşecek potansiyeli olabilirdi evet. aslında. Müzikleri nasıl? Hani müzikleri şey kadar yani bilmiyorum insanların aklında mı ama bu son iki filmin müzikleri benim genel olarak aklımda. Müzikler güzel ama böyle hani aklında kaldımış, gideyim de şu melodiyi dinleyeyim öyle bir şey yok. Sadece hmm. sadece şunu beğendim. Mesela Hasan abiyle izledik biz. Hasan abiye çıkışta da sordum. Abi fark etti mi dedim. Eski filmlere gönderme vardı müziklerde dedim. İlk filme daha doğrusu. Yo ben o kadar dikkat etmedim dedi ama ben sonra merak edip ilk filmi gittim açtım 1968'de olanı. Abi gerçekten o filmin göndermeler var. Halbuki bir önceki iki film yani bu Matt çektiği iki filmdeki müzikler de meğersem on, oraya göndermemiş zaten. Ya yani aslında adam müziği yapan kişi de işte bak burada ben yönetmene bu, bunu yazıyorum açıkçası. Çünkü yönetmen demiş belli ki bak bu müzikler olacak diye. O temayı devam ettiriyorlar. Yani Maymunlar Cehennem'in teması varsa kafanda bir böyle hafif böyle vurmalı. Onlar hep devam ediyor. Bu filmde de o anlamda müzikler iyiydi. Akılda kalıcı sahneleri var mı? Abi en az 4-5 tane belki 6 tane var. Ben şu an sayabilirim yani tek tek. Zaten sinematografisi beni çok etkiledi. Yani tebrik ederim. Hmm. Düşündüğümden iyiydi yani. Ben görse ef efekti basıp geçecekler sandım. Yok abi biz... Gerçekten. Açıkçası fragmandan biraz öyle hissediliyor. Yani öyle mi? çok ha, düz diyeyim. değil mi? Düz gibi duruyor değil mi? Ha, düz gibi evet. Düz Bence abi gibi. birkaç tane sahnesi özellikle böyle dramatik yerlerdeki sahneler ben etkilendim yani. Genel değerlendirmenden. Yani genel değerlendirme daha benim kafamda şimdi filmde bir iki tane mantık hatası diyebileceğim şeyler var. Ama bazı takılabileceğin şeyler. Ona takılabilirsin. Ama da ya tamam bu da böyle deyip geçebileceğin şeyler. Ama mesela ben de sen yani bu konu filmle alakalı değil, sadece te evrenle alakalı. Mesela şeyi düşündüm. Şimdi bu virüs dünyaya yayıldıysa, o zaman dünyanın çeşitli yerlerinde başka ama medeniyetleri de var, değil mi? Ya özellikle Hindistan, Afrika buralarda evet, evet. artık imparatorluk falan kurmuş olmaları lazım kalabalık anlamında söylüyorum ya da böyle doğru, bayağı doğru söylüyorsun. Çünkü bunlar hayvanat bahçesinden kaçıp Çoğalmış evet. maymunlar. Bak işte bahsettiğim bu çok malzeme var aslında evren. Ha. Bu filmde. Onlar mesela Çin kültürüyle medeniyet kuracak dediğin gibi. Mesela Çin'de Kürtümle may- medeniyet. Doğru abi Çin'de maymunlar. Var. Mesela evet. şey habesh maymunları var Arabistan'da. Yani evet, maymunların evet. zaten popülasyonun olduğu yerler var. Bu filmde bu filmin bir eksiği olarak söylemiyorum. Sadece bu filmde gördüğüm söyleyeyim. Goril var ve evet. goril çok az var bu arada. Bir tane mi ne gördük galiba? Ağırlıkla <laughs> şempanze ve bir iki tane orangutan var. Mesela ben şey diyorum kendi kendime. Bu küçük maymunlar ne yapıyor? Onlar yok mu acaba? Ya onlar da olmuyor mu acaba? Ha, olması Çünkü lazım. Hiç olmadı. Değil mi? Hiç olmadı. İlk şeyler de olmadı. Hep şempanzelerle ha. başladı en küçük. Ya da doğada elendiler mi acaba? İnsan koruma yok. Ama o, o belki o, o zaman sınırı yoktur yani. Hani küçük maymunlar başka bir hayvan artık tür olarak daha da böyle hayvansı kedi köpeğe mi yaklaşıyorlar artık? Belki hani beyin yapısından dolayı. Ha evet, belki onları da mı öldürdü virüs atıyorum? Onların beyin yapısı kaldıramadı mı bunu? Belki de işte on zeki zekileşemedi oluyor olabilir. Hayvan olarak devam etmiş olabilirler. İkincisi diğer dediğim şeyde de mesela o zaman Arapça konuşan maymunlar olması lazım. İşte, mesela işte. Ya da belki onlar bunlar gibi mesela Caesar sayesinde İngilizce konuştuklarını tahmin ediyorum mesela. Mesela onlar hiç dediğin gibi İngiliz hiçbir şey öğrenmeyip belki kendi aralarında bir dil oluşturdular. Aynen. Çünkü Hı -hı. filmde bu arada şey konuşmaya devam ediyorlar böyle. Çünkü de, transportasyon kalmamıştır artık her hepsi yerleşmiştir. gibi. İşte, i̇şte onu onu anlayamıyorum. Hadi diyelim onlar da insanlarla iletişim kurdu ve yani o zaman Arapça, Fransızca, ne bileyim, bilmem nece evet. konuşan maymunlar olması lazım. Bunları düşündürdü film. Bu filmin beni sevdirdi. Diğer bu. Yani evreni geri kalanını hayal ettiriyor sana. O hmm. yüzden de bu anlamda benden artı puan aldı. Genel olarak yani beklentimin çok üstünde bu film. Ve arkadaşlar yani gidecekseniz kesinlikle parasına değer IMAX gidin. Bakın kesinlikle IMAX gidin. Zaten gözlüksüz. Ya yani filme olumsuz bir şey söylemek istiyorum ama yani bu tarz filmler bende genelde biliyorsun ben seviyorum tarz olarak bu filmleri. 2-0 önde başlıyor ve ama hakikaten filmde böyle şey bulamıyorum ya. Yani. Şey değil yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle aman ya Rabbi 9 puan. Benim kafamı açtı. Ben ben çok keyif aldım bilmiyorum. Ben bu bu türü ve seriyi çok sevdiğim için belki. O son film çok kötüydü. Hmm. Onu bile sevdim ben mesela. Hmm. Bu diğer aslında olanı söylüyorum. After Credits'i var mı? After Credits'i beklemedim. Büyük ihtimalle de vardı. Biz beklemedik yani. Hasan abiyle kalktık gittik direkt. Şahsi merak ettiğim çoğunu konuştuk aslında. Benim için de aşırı anlamlı değil yani hep blockbuster olarak keyif aldığım bir seri oldu. Üçüncü film de hakikaten kötüydü yani. Hani o yüzden zerre merak etmiyordum. Sinemada da gitmeye gitmezdim aslında. Ama şimdi biraz yorumunu anladığım kadarıyla merak ettirdi açıkçası bir bakacağım. Abi ee, şunu söyleyeyim. Sen, sana özellikle söylüyorum. 3 filmden kesinlikle daha iyi Hatta bence ikinci filmden de daha iyi Hı. ya belki o, o sürecin geldiği nokta filmi iyi yapıyor bir yandan onu da söyleyeyim yani üçüncü film çok zorlama gibiydi ya böyle savaşma baş bilmem ne Hani bu öyle değil yani bu bu kendi dönemi yani dönem derken kendi evrenindeki zaman olarak söylüyorum zaten olması gerekeni yaptığı için belki ben fazla beğendim bilmiyorum Yeni bir üçleme doğuyor buradan belli ki bu arada. Yani bu filmdeki kahramanlarımız bizim artık yeni kahramanlarımız. Caesar bitti. Şimdi bunlar var gibi. Hı. Belki bu üçlemeden sonra bir zaman daha atlayacaklar ve benim çıkarımımı söylüyorum tahminim. Ana seriye atlayabilir. Yani ana serinin ilk filmine bağlayabilir. O James Franco'nun oynadığı filmde astronotlar gidiyordu ya. Tabii evet. Mesela Hı. onun bir yere bağlanması lazım. Bu filmi izlediğinde abi Sezar'la olanlar başka bir şeydi. Şimdi başka bir şey anlatıyoruz değil. Bu filmde Sezar'ın sözü geçiyor. Sezar artık Hı. şey gibi bir şey olmuş yani. Maymunların li yani böyle ruhani lideri gibi bir şey olmuş. Hiç Sezar anlamadı. Ha, öyle olması lazım zaten. İlk ilk maymun zaten yani. ilk akıllı maymun. Ha bir de örgütledi ya bunları. Medeniyet işte. kurdu bilmem ne. O yüzden e, bir de şey Sezar sadece şey değil. Ya Spartaküs gibi bir şey. Bunun evet. düşünsel düşünsel de bir altyapısı var Sezar hani. Evet, işte maymun maymunu öldürmeyecek. İşte Hı. biz birlikte güçlüyüz. Şöyle hareketleri var falan böyle. Hı. Onlar mesela devam etmişse Aa dedim lan bak helal olsun lan. Bak böyle yazmalısınız bunu zaten falan dedim. Ya beklediğimiz bir şey olması gereken ama hani normalde beklediğimizi alamıyoruz ya son dönemlerde. Hı. Bence bu filmi akıllı adamlar yazmış. O yüzden hoşuma gitti yani. Anca sinemada gidilir miydi cevapladım. Yani. Tunu alayım. Abi ben 7.5 veriyorum ama sonra düşündüm ben bir tık torpil geçeceğim. 8 veriyorum. Tamam. Ee, beğenmiş. <laughs> beğendim ben beğenmiş. Ama, ama yani aslında <laughs> puanım 7.5 onu söyleyeyim. Ama ben 8 veriyorum. 7.5 da yüksek bir puan bence. Bence de, de yüksek bir puan abi. Evet tamam beni ikna ettim ben gideceğim. Evet arkadaşlar size hizmetimizi layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Siz de filmi izlediyseniz ya da izleyecekseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalda yeni geldiyseniz Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bize büyük katkısı oluyor biliyorsunuz. Daha çok insana ulaşma ihtimalimiz artıyor. Onun dışında zaten sorulacak bir şey yok. Kapatabiliriz. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız.